düşünmeye davet ediyorum herkesi. Stüdyomuza çok değerli 3 konuğumuz var. Takdim edeceğim. Rusya bazlı konuşmaya başlayacağız. Sonra gelen bütün sorularınızı yanıtlayacağız. Yaklaşık 45 dakika vaktimiz var. Bana göre yakından itibaren tanıtıyorum. Işık Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Murat Ferman bizimle birlikte. İntegral Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Bestenaz Süllü bizimle birlikte. Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ege Yazgan bizimle birlikte. Hoş geldiniz diye başlıyorum. Hoş bulduk. Şimdi Rusya ile başlayacağız hocam. Hay hay. İsterseniz petrol fiyatlarındaki bu gerileme ile ilgili başlamamız lazım. Zira petrol fiyatları bugün içinde 80.75 dolara kadar indi. Yani neredeyse 80 doların altını sınamak üzereydi. Ama beri yanda altın fiyatları yukarı çıktı. Çünkü Rus tankları yeniden Ukrayna sınırlarına girdiler. Rusya ile Ukrayna arasında bir hareketlilik yaşandığı zaman altın fiyatları yukarı doğru gidiyor. Bu bir temel gösterge değil ama önemli bir etken olarak karşımızda. Petrol fiyatları nereye gidiyor ve nasıl bir dünyaya doğru yol alıyoruz biz bugün itibariyle? Tabii. Müsaade ederseniz Rusya eksenli analizlere başlayalım. Rusya'nın hali hazırdaki sıkıntıları iki ana eksende çözümlenebilir. Bunlardan bir tanesi sizin de belirttiğiniz ve biraz sonra biraz ayrıntılarına, arka planına girmeye çalışacağımız petrol ve benzeri gelişmeler, bunun etkileri. İkinci unsur da biliyorsunuz yaptırımlar. Evet. İsterseniz petrolden başlayalım. Gerçekten petrol son dönemlerde şaşırtıcı bir grafik çizdi. Mesela ilk defa 14 Ekim'de bir gün içerisinde 4 doları aşan bir düşüşü sadece bir günde yaşadı. 85 dolar biliyorsunuz kritik bir eşikti. Biraz evvel belirttiğiniz gibi bunu adeta 80 dolar küsuratlı dolarlara inerek, hatta 80 doların altını test ederek tanımlamaya çalıştı. Bilinen kurallar büyük ölçüde sarsıldı. Sizin de belirttiğiniz gibi özellikle kaya gazı teknolojisi Amerika Birleşik Devletleri'ni 70 doların da altına inebilecek bir maliyette petrol üretme şansına kavuşturdu. Gene Kuveyt Bakanı, Kuveyt Enerji Bakanı, daha doğrusu orada petrolden sorumlu bakan var. 76 dolarlık bir seviyenin Kuveyt'in petrol maliyetlerini karşılayabileceğinden bahsetti. Bir önemli nokta da bugüne kadar asla fiyat mekanizmasını çalıştırmayan Suudi Arabistan pazar payını korumak için mevcut olarak ilk defa fiyat ambargosu, özür dilerim düzeltiyorum, fiyatta iskontoya gideceğini söyledi ve genel iskontonun dışında münhasıran Amerika Birleşik Devletleri'ne özel ayrıntılı bir iskonto yaptı. Şimdi bütün bunlar düşünüldüğünde aslında enteresan bir nokta var. Tabii dünyada bu petrol fiyatları niye düşüyor? Yandan petrol fiyatları verelim arkadaşlar. Brent ve NYMEX. Evet. İki temel unsur var. Ya talep azlığından olabilir ya da arz fazlalığından olabilir. Tabii talep azlığıyla ilgili unsurları savunanlar, benim kanaatim her ikisinin de etkili olduğu. Biliyorsunuz bugün Avrupa Birliği'ne ait rakamlar da geldi, üretim rakamları geldi. Göreceği rakamlar olmakla beraber gene en son altta Bloomberg gene en son dakika haberini verdi. Enflasyon beklentilerinde, büyüme beklentilerinde sürekli aşağı yönlü revizyonlar oluyor, evet, biliyorsunuz. Dolayısıyla Avrupa cephesinde yeni bir şey yok. Üstelik özellikle Almanya'nın beklenmeyen ivme kaybı hakikaten sıkıntılı bir durum yarattı. Tabii şunu da hemen bir parantez olarak söyleyelim. Bu programda siz hep öncü noktalara, öncelikli noktalara yer veriyorsunuz. Bakın bu pazar günü de önemli bir noktaydı Sayın Çağatay. Önemli bir gündü. Neden? Çünkü Almanya ilk defa tamamen yeşil enerjiler kullanarak enerji ihtiyacının, günlük enerji ihtiyacının %80'ini karşıladığını belgeledi. Hatta biliyorsunuz bu popüler basında Merkel'in kafası kızdı. Yeşil enerjiye, kendine yeterli enerjiye döndü. Yani petrol, evet, yeşil dediği petrol. 2030'a kadar bir rakam vereyim. 2030'a kadar Almanya enerjisinin %20'sini sadece rüzgardan elde edecek. Evet. İnanılmaz bir rakam, evet, bu. Tabii bu ileride talep azlığı konusunda da enteresan yeni yapılanmaları gündeme getiriyor. Bunun dışında bir de arz fazlalığı meselesi var. Arz fazlalığı konusunda geçen yıla göre Amerika Birleşik Devletleri %15'lik bir artış sağladı ama 2011'e göre yani son 3 yılda %60'a yakın bir dünya pazarlarına petrol sunuşu başladı. Yani birdenbire senelerdir devam eden rutin denklemin oyuncuları ve hal tarzları değişti. Amerika Birleşik Devletleri hala genel nitelikli bir dünyaya
petrol arzında yasalarla sınırlı olmasına rağmen Güney Kore başta olmak üzere özel anlaşmalarla dünyaya açılacağını ve dünyada önemli bir oyuncu olabileceğinin işaretlerini verdi. Bir, Suudi Arabistan fiyat mekanizmasını çalıştırdı. İki, OPEC'in klasik beklentilerinin dışında büyük abiler tarafından yönetildiği ve küçüklerin söz hakkının olmadığı ortaya çıktı. Üç, bütün bunlar petrol konusunda Rusya'nın da işini zorlaştırdı. Şimdi bu noktadan bakacak olursak daima söylenen bir şey, 100 doların altı deniliyor. Yeni rakamlar var ama bir önce çalışmada 92 doların altındaki herhangi bir, tabii bu 3 ila 6 ay devam edebilen bir ortalamadan bahsediyoruz. Evet. Petrol fiyatı seyrinin Rus ekonomisini gerçekten orta ve uzun vadede etkileri görülecek derecede sarsılacağını gösteriyor. Özellikle gayet doğru bir şekilde vurguladığınız Ukrayna meselesi de önemli. Bu arada tabii, Cüneyt'ten bir yıllık petrol grafiği istiyorum. Onu birazdan Ege Hoca ile konuşacağız. Son olarak bu şeyde turda diyelim, şunu da belirteyim. Tabii yaptırımlar konusunda da şöyle bir takım mekanizmalar çalışıyor. Bu tür bir tarzın, bu tür bir hareket unsurunun özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin giriştiği hareket tarzının Suudi Arabistan'dan aldığı desteğin mevcut yaptırımları daha da güçlendirmek ve Rusya'yı köşeye sıkıştırmak amaçlı olduğundan bahsediliyor. Doğrudur, konjonktür bunu ortaya koyan bir şekilde. Fakat Amerika özellikle bu şekilde yola çıkmadı. Amerika'nın farklı hedefleri var. Korkarım bizim coğrafyamızı değiştirecek hedefler çerçevesinde de bunlarla bağlantılı yeni oyun planları var. Bunları tabii belki başka bir programda tartışmak gerekebilir. Ama netice itibariyle Rusya da tabii boş durmuyor. Ukrayna'ya el armut toplamıyor. Müdahalesinin dışında biliyorsunuz daha evvel gene bu programda ilk defa kamuoyuna duyurulan Rusya-Çin ilişkisi. Hatırlarsanız siz gene konuk etmiştiniz. Önemli bir Türk-Çin Boğaziçi Üniversitesi'nden bir arkadaşımız Altay Bey. Evet, evet. İlk Türkiye'de bunu kamuoyunda hatırlıyorum. Evet, canlı yayında siz Hüsiyat Görüş Dergisi'nde çok güzel bir makalesi yayınlamıştı. Ben de akşama, davet etmiştim. Evet, akşama almıştınız. Çin'i çok iyi bilen bir uzman. Evet. Şimdi o kuvveden fiile geçti. Bugün bakarsanız Gazprom'la Çin Ulusal Enerji Ajansı arasında Güney Hattı'ndan nasıl bir şey yapılacak? Gazprom şöyle bir jest yaptı iki gün evvel. Dedi ki biz öncelikli bir şey istemiyoruz. Bize bir rezerv verin veya bakiye vermeyin dedi. Biz peşin parasız da çalışırız dedi. Yani bir Rusya-Çin yakınlaşması var. Tabii evet. Burada Çin biraz küçülüyor. Eskisi kadar hızlı büyümüyor. Orada sıkıntı var. Ve en önemli haberlerden bir tanesi Japonya, Tokyo, Amerika'nın müttefiki olarak zor bela imza attı yaptırımlara. Fakat Rusya ile anlaşma imzaladılar ve yayınlanan ortak delegasyonda yaptırımlara imzası olmakla birlikte Japonya Rusya ile ilişkilerini geliştirme konusunda kararlı ve cesaretli adımlar atacak deniyor. Ve son olarak da bu bir başka bir not, belki vurgulamakta fayda var. Biz biliyorsunuz hala hangi süt üreticilere Rusya'ya gidecek gitmeyecek diye burada konuşuyoruz. Endonezya aradan bir kulvar farkıyla yol açıp gitti 3 gün evvel. Taze sebze işte meyve biraz ve, önce ya. Hani bu Rosetta uydusu gitti evet. Falan filan bu diskuru evet. Aslında biraz bunun için söyledim evet. Yani içeride o kadar çok kendimize haklısınız. Yoğunlaştık ki o kadar iç problemlerimizle uğraşıyoruz ki bunları düşünmeye vaktimiz olmuyor. Oysa Rus pazarı açılmış evet. Önümüzde büyük bir pazar, bir pazarı çok rahat kabul edebilecek durumdayız. Peki evet. Ege hocam, şimdi petrol fiyatları düşüyor. İşte yılbaşından itibaren yıllık seyri versin tekrar Cüneyt, rica ediyorum. 114 dolarlardan bugün geldiğimiz nokta 80 dolar civarında. Ali Babacan'ın rakamlarıyla söylüyorum size. Petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık düşüş bizim cari açımıza 4.4 milyar dolar katkı yapıyor. Yani daha az cari açık vermemize sebep oluyor. Hesap meydanda 114 dolardan 84 dolara kadar aradaki marjı yani yuvarlarsak eğer yaklaşık 15.2 milyar dolar biz daha az cari açık verecek duruma geleceğiz. Elbette şu anda aldığımız petrollerin pek çoğu uzun vadeli kontrata dayalı. O uzun vadeli kontratların bitmesinden sonra da petrol fiyatları böyle devam ederse biz gelecek yıl behemahal geçmişe kıyasla, bir önceki yıla kıyasla 15 milyar dolar daha az cari açık vermek durumundayız. Fakatı şu, soru şu, Murat Koru'dan geliyor. Benim sorumu Murat soruyor aslında, ondan soralım. Diyor ki, devam edelim. Petrol çok düşerse cari açık da düşer, dış finansman ihtiyacı düşer, enflasyon düşer, gayri safi yurt içi hasıla düşer ama işsizlik artar diyor. Böyle bir kısır döngü var. Çok güzel yazmış değil mi Murat? Yani böyle bir makaleyi yazar gibi 140 karaktere sığdırmış. Tebrik ediyorum Murat. Evet. Şimdi yani tabii doğru
yani şöyle, yani cari açık düştüğü zaman büyümeydi cari açının arasındaki ilişkiyi kullanarak bu şeye geliyor. Ama burada bizim enerji maliyetlerimiz düştüğü, üretim maliyetleri düştüğü için hemen birdenbire öyle dememek de mümkün olabilir. Yani evet, biz şöyle bir cari açık düştüğü zaman büyüme düşer derken şöyle bir ilişkiden yola çıkarak onu söylüyoruz. Yani dışarıdan gelen sermaye ihtiyacı, evet, yatırımlarımızı finanse etmek için yurt dışından gelecek tasarruflarımız yetmediği için, iç tasarruflarımız, yurt dışından gelecek olan bu paraya ihtiyacımız var doğal olarak. Bunu düşünüyoruz. Ama şimdi burada petrol fiyatıyla gelişen mekanizma da aynı mantığı yürütmek tam doğru olmayabilir diye düşünüyorum. Yani şimdi burada üretim maliyetlerinde bir rahatlama ve sizin petrol dışarıya verdiğiniz petrol faturasında yine aynı petrolü kullanıyorsunuz aslında. Ama bunun karşılığında daha az döviz veriyorsunuz. Evet. Dolayısıyla yani bu üretiminizde kullandığınız petrolün azaldığı anlamına gelmiyor. Ya da yatırımınızı daha az şeyde yapmıyorsunuz. Yani bu, ben tam olarak bu mantığın hani orada geçerli olmayabileceğini düşünüyorum. Yani petrol fiyatlarındaki düşmenin cari açındaki düşmeyle beraber illa beraberinde bir büyümede bu kaynaklı bir düşmenin gelmesi gerekmeyebilir. Ama ben de büyümenin tehlikeli olduğunu görüyorum. Başka nedenlerden ötürü zaten, yani hani dolayısıyla. Fakat buna yani zaten Türkiye'nin aslında şu anda problemi üretimini arttıramamak. Üretim cephesinde ciddi bir problem var. Talep tarafında böyle bir sıkışma olduğunu ben zannetmiyorum. Hatta zaten yani talebi ne kadar artık artırsanız da şu aşamada üretimi arttırmanız pek mümkün olmayacak gibi görünüyor. Son zaten yapısal önlemler falan filan denilmesinin sebepleri zaten artık bu sıkışıklığın görünmüş olması Türkiye ekonomisinde. Dolayısıyla belki sayın dinleyicimiz yani bunu kastediyor olabilir, evet, doğal olarak burada gördüğü zaman. Yani evet, cari açımız düşebilir ama cari açımız düşerken de büyümemizde iyi bir performansı görmeyiz. Yani cari açıkta düşme olması sevindirici ama esas bizi ilgilendirecek olan büyüme performansımızda iyi bir performans göremeyebiliriz önümüzdeki sene içerisinde. Buna bu açıdan, biraz önce bahsetmiş olduğum açıdan katılıyorum doğal olarak. Yani bizim zaten şu anda hükümetimizin de yani bunu gördüğünü ve bu paketleri açıklayacağını, zaten o 25 maddelik paketin 9 maddesi geldi, 8 artı 8'i de gelecek. Bence esas daha önemli olanlar orada gibi görünüyor. Bu da hemen bu yapısal önlemlerinde hemen bugünden yarına bir etki göstermiyor.